Evet, balkonda kitap okuma ve biraz güneşlenme seansı bitti. Bir dahaki videoda tatilde olurum belki diyordum. Olmadı. Bir şey planlıyorduk. Zaten gerçek olmadığı için hiç bahsetmeyelim. Sabah Can'la pazara gittik. Bir dakika. Burada pazardan aldığımız yarım simit var. Göstereceğim. Onun üzerine şimdi biraz böyle krem peynir sürdüm. Ay, bugün günlerden cumartesi bu arada. Gösterdim. Çok sıcakladım bu arada. Hava serinlemişti, rüzgar falan ama toparlanmış yine. Ne diyordum? Canla sabah pazara gittik. Burada cumartesi günleri pazar kuruluyor yakın bir yerde. Şöyle incir yiyemedim doyasıya bu yaz. Hem dedim belki böyle bahçeden, köyden toplanmış incirler vardır ki aynı şekilde bir sürü köy tezgahı vardı. Zaten markette böyle minik minik incirler bulmak pek mümkün değil. Neyse incir aldık. Zaten başlayınca durduramadık. Neyse domates aldık. Salatalık, çok güzel salatalık aldık. Yine incirci teyzenin salatalıkları çok güzel, çok güzel kokuyordu. Böyle bayağı yaptık şey alışverişi. En son simiti de aldık. Kahvaltılık almış gibi oldum. Sonra geldik, güzel hepsini yıkadık ettik falan. Böyle güzel bir kahvaltı ettik. Böyle keyifli bir sabahtı yani bizim için. Hatta meyveler falan şu an duruyor. Hünnap. Geçen gün marketten böyle büzüşük hünnap almak zorunda kalmıştım ama burada tazelerini buldum. Onları bitirdikten sonra bunlara geçeceğim. Bunlar böyle daha taze taze. Hünnap çok güzel oluyor bu arada. Böyle daha az şekerli ya bir de. İnsan böyle çok fresh hissediyor yerken. Ay neyse, çok konuşuyorum bu aralar. Sabah ay, videonun girişinde böyle çok sakin bir giriş yaptık. Sonra zaten dan direkt geldim. Tırnaklarımı yaptım dün. Geçen gün şunu fark ettim. Hatta dün bunu story'de söyledim. Şimdi bir de yeni aldığım malzemeleri göstereyim size bir yandan. Dün tam ojeleri değiştireceğim. Bir an dedim ki ya ben ne zamandan beri bu ojelerleyim? Bayağı uzun oldu. 13 gün durmuş tam ojelerim. Yani gerçekten oje sürmeyi çok geç öğrendim. Bu videoyu bugün oje konusuyla açayım. Bir dakika, şuraya da koyayım bunu. Ben normalde şey yapardım. Kalıcı ojeye ilk başlamamın sebebi... Ne var orada ya? Çocukların peçeteyle oynamışlar top yapıp. Kalıcı ojeye başlamamın sebebi normal ojelerin bende çok çabuk çıkmasıydı. Hatta hep şunu söylerdim. Ya ben ojeyi sürüyorum. Sabah sürdüğüm oje akşam tırnaklarımın uçlarından çıkıyor. Nasıl oluyor bu diyordum. Kendim yapamıyorum diye düşünüyordum. Her şeyin bir usulü varmış. Makyaj yapmak gibi aslında böyle. Hani altına ne sürdüğünüz, üstüne ne sürdüğünüz çok önemli. Şimdi tırnağa öncelikle bir tane base coat sürüyorum. Farklı markalarım var ama ben en son bunu aldım. Hayvan deneyi biliyorsunuz Essence. Ve kullandım, gayet güzel. Bunu sürüyorum. Önce bir bekliyorum. Her şeyin bir usulü var. Kurudu mu? Üzerine ilk kat ojemi geçiyorum. Eğer böyle çok nude hani ojeler var ya, öyleyse 3 kat sürüyorum ama her katı bekliyorum. Mesela sürüyorum. Kurudu mu? İkinci katı sürüyorum. Kurudu mu? Üçüncü katı sürüyorum. Yani vakit ayırıyorum aslında buna. Hani bir nevi böyle yarım saat 45 dakika ayırıp böyle 10 günü aşkın o ojeyi kullanabiliyorum. Tırnakları daha doğrusu. Ve ojelerde kuruduktan sonra üzerine top coat geçiyorum. Ben bu Sechevite'yi 2 senedir kullanıyorum. Çok memnunum. Çünkü kalıcı oje gibi yapıyor. Bir de ben böyle biraz bol sürüyorum. Hani çok da bol sürmeyin bu arada. O zaman da bozulabiliyor. Neyse ayarladım şeyini. Güzel sürüyorum ve kalıcı oje gibi oluyor. Hafif böyle bir yükseltiyor şey tırnağı da. Farklı markalar kullanıyorsanız, eğer böyle 10 günlük performanslar elde ettiğiniz markalar kullanıyorsanız aşağı mutlaka yazın, bilgileneyim. Çünkü bunun da fiyatı az buz değil. Hatta en son tükenmiş görünüyordu. Ben böyle 2-2 alıyordum. İşte yüceme veriyordum. Kendimde duruyordu falan. Neyse bunun da kurumasını bekliyorum. Sonuç olarak böyle elimde 4 kat falan oluyor. Sararıyor mu diyenler oluyor bu kadar uzun süre. Hayır, sararmıyor. Çünkü base coat'un aslında bu hani en alta sürdüğümüz şeyin, ojenin diyeyim, olayı bu, sarartmaması. Hem ojeyi tutuyor hem tırnağı koruyor, aslında sarartmıyor. Bu yani iki malzeme oje sür, yani ojeyi alayım süreyim değil. İkisi gerçekten şart. Eğer böyle hani vakit ayırayım temiz görünsün ama birkaç günde böyle bir haftayı aşkında gitsin. Şimdi son hali tırnaklarımın bunlar, bu şekilde. Ya bence çok iyi değil. Daha iyi olacağına inanıyorum çünkü yeni malzemeler aldım, göstereceğim. Bunları ben bayağı uzun süredir görüyordum ama ne yaparım, kullanır mıyım, gerekli mi falan diye düşünüyorum. Neyse geçen bu indirimler oldu, ben dedim alayım. Şunlar iki set bu arada beraber satılıyor. Şu noktalamalarla bu fırçalar aynı paketin içinde. Şöyle noktalar var. Aslında ben başta şey diyordum, ya bunları her türlü yapıyoruz. Öyle olmuyor. Yok işte tel toku arıyorsun evde. İşte onunla mı yapayım? Onun boyutu nasıl? Bunların böyle noktaları farklı farklı. Çok büyüğü var, çok incesi var. Hani hiçbir şey yapamıyorsanız sadece noktalarla bile tırnağa çok güzel desen, işte çiçekler falan yapılabiliyor. Fırçaları da aynı zamanda sevdim. Çünkü şu şekilde bu tırnağımdaki mesela beyaz çizgileri falan hep bunlarla yaptım. Daha da elim alıştıkça bence daha güzel yapacağım. Aşağıda hani linkini bulup eklemeye çalışırım. Eğer seviyorsanız, dediğim gibi ilgileniyorsanız falan, böyle kendi kendinize hani
kalıcı oje olmadan bir şeyler yapmak istiyorsanız bu seti alabilirsiniz. Kalıcı oje benim hani nerede yaptırırsam yapayım tırnaklarımda hep bir böyle kalıntı bıraktı ve tırnağımın zeminini bir şekilde bozdu. O yüzden hani çok iyi bir teknoloji olana kadar ya da böyle yeni bir yer bulana kadar yaptırmayı düşünmüyorum. Ben evde çözümü buldum. İşte bunlarla oturuyorum, vakit ayırıyorum. Böyle sürüyorum, ediyorum falan. Zaten bayağı da gidiyor. Ellerimle ilgilendiğim kadar bu arada ayak ojelerimle ilgilenmiyorum. Oraya tek renk sürüyorum. Çünkü sanki de kışta geliyor yani çorabın içinde kalıyorlar. O kadar da gerek yok. Simidimi yemeye dönüyorum. Bir de bir bölüm dediğim gibi Good Girls izleyeceğim. Sonra size yeni aldığım şeyleri göstereceğim. Çok tatlı şeyler aldım. Hani nokta atışları yapmışım gerçekten. Özellikle kedililer varsa aranızda çok güzel, çok tatlı bir parça var. Onu özellikle paylaşmak istiyorum. Piştim bu arada. Evin içinde böyle biraz üşümüştüm o yüzden balkona çıktım. Of, ama şu an güzel D vitamini aldım. Dizi izlerken birkaç tane hünnap yenmiş olabilir. Çünkü çekirdekleri de şurada. Bu arada ne aldım? Şeftali aldım. Hemen şeftalilerimi de göstereyim. Şurada. Şeftali almama sebebi marmelat yapmak. Çünkü ben şeftaliyi de şeftali marmelatını çok seviyorum. Bir de böyle 2-3 tane vardı dolapta. Oradan böyle bir kafama koydum ya ben marmelat yapacağım. Daha doğrusu şu an reçel mi yapsam marmelat mı yapsam? Hani daha böyle püre olmuş hali marmelat oluyor ya. Ona karar veremedim. Çünkü o marmelatın yoğunluğunu seviyorum. Reçel daha sulu oluyor böyle içinde parçalar. Neyse ikisinin arasında bir şey yapacağım ama böyle daha az şekerli falan yapmak istiyorum. Çünkü çok şekerli olduğunda ben o şeftalinin tadını alamıyorum. Onu bastırıyor. Onu istemiyorum. Sonuç olarak böyle güzel bir tarif denediyseniz az şekerli olur, şekersiz olur. Hani daha yerine alternatifler. Mesela hurma şurubu aldım ama içine ekleyebilir miyim? Bilmiyorum çünkü şekerleştirmesinden korkuyorum. Şöyle bir şey aldım bu arada. Daha hiç kullanmasam da. İçinde sadece hurma suyu var bunun. Böyle bal yerine dedim. Mesela balı çok sıcak şeylere kullanamıyoruz. Öyle şeylerin içine koyarım diye. Bir de bir tane şey var. Tarif var kafamda. O tarifin adını söylemeyeyim. O tarifte kullanma planım vardı. Neyse sonuç olarak şeftalilere geri dönelim. Marmelat, reçel artık onunla alakalı böyle bir tarif gördüyseniz ya da denediyseniz. Dediğim gibi az şekerli olur, şekersiz olur. Birini paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü daha önce hiç marmelat, reçel yapmadım. Böyle bir iki kere chia ile yapmıştım. Ama chia ile yaparsam böyle uzun süre kavanozda saklayabilir miyim aylarca? Onu bilmiyorum. Yani normal klasik geleneksel yöntemi bayağı böyle bir sene saklıyoruz dolaplarda kapalı şekilde. Ondan emin olamadığım için farklı bir tarif denerken hani bozulmasın, çöpe gitmesinler istiyorum. Hani uzun süre giden böyle hani denenmiş bir tarif varsa haber bekliyorum. Haber bekliyorum. Toparlayamadım. Bu arada geçen gün Can'ın doğum günüydü. Onu önceki videoda bahsettiğimi hatırlamıyorum. Ben de ona bir tane pasta yaptırdım. Hatta ekrana koyayım şu an pastayı Instagram'da görmeyenler için. Çok da güzel bir Reels çektim. Orada yine Instagram'da bakabilirsiniz. Hani şansa böyle kamerayı koymuştum dilek dilerken bize kalsın kayıt diye. Oradan böyle çok güzel şeyler çıktı. Dilek dileyeceğini bilemedi. Onu mu dilesem, bunu mu dilesem diye. Böyle kendilerimize konuşmalarımız falan. Tabii müzik var normalde. Can'a yaptırdığım pastaya böyle karar verdi. Şöyle olsun, böyle olsun. Çok hoş bir şey çıktı orada yazıp biraz daha hem beni anlatan hem Can'ı anlatan bir pastaydı. Böyle güneşli günler işte palmiyelere doğru uçan bir uçak var. Neyse işte dilekler saklı içinde. Ama bana beyaz pasta yapamadık diye Gülse Can'ın pastasını almaya gittiğimde bana da cupcake'ler hazırlamış. Yani inanılmaz şaşırdım. Eve gelince bakabildim sadece. O kadar mutlu oldum ki yani böyle ekrana şu an tam fotoğrafını koyayım çünkü bazıları yendi. Tekrar göstereceğim zaten. Kutuyu bir açtım şaşırdım böyle şeyim hani hala o kadar yemeye kıyamıyorum. İçi de çok güzel. İçinde böyle portakal dolgusu gibi bir şey var. Delirirsiniz yani. Müthiş şeyler yapıyor. Bugün hatta bir tane de pasta yapmıştı. Bayıldım hani. Hatta şu an ekrana şöyle Instagram'ını koyuyorum. Girip bakın. Böyle bir şey olamaz ya. Dediğim gibi bazıları yendi. Şu şekilde göstereceğim kutuyu. Yani tadı da görüntüsü kadar güzel öyle söyleyeyim. Ben arkadaşlarıma çok pasta yapıyorum. Videomu da yaptırdım. Cana da yaptırdım falan. Böyle muhteşem görünüyorlar. Tatları da çok güzel. Buradan Gülse'ye eğer izlerse, denk gelirse sürpriz olsun. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bayıldım. Şu an 3 tane kaldı. Böyle bir tane Reels bunlarla da çekmek istiyorum. Hani koyarken böyle yanına çay koyarım falan diye. O yüzden böyle şeyim. Onu mu yesem, onu mu yesem, o hiçbirini yemeyeyim diye. Neyse dolaba kaldırıyorum. Canım pastası bitti. Onu şey yaptırmıştık. Taktik de vereyim. Kakaolu kek seçtim. Zaten Gülse yazıyor. Kakaolu kekin
beyaz çikolatalı krema falan ekledik içine böyle. Ben normalde böğürtlen eklettirdim. Böğürtlen çok seviyorum çünkü böyle hani kakaolu keki. Ama Can dedim kendi zevkime göre de yapmayayım tamam mı? Muz ve çikolata parçaları koyduk. Yani gönül yemek isterdi ama şu an yemeğe kıyamayacağım. Bu arada pazarda incir bulduğumu söylemiştim değil mi? Şimdi açınca incirleri gördüm. Aşağıdan bazı çamaşırları toplayacağım. Yukarı götüreceğim. Yukarıda görüşürüz. Bu arada önceki videoda galiba gösterememiştim bitmiş halini. Aşağıdaki ayna buraya geldi. Önünde böyle çok uyumlu oldular. Zaten bunun da böyle kenarları biraz daha gold gold. Yani istemeden böyle bir takım yaratmış oldum. Şöyle göstereyim dedim. Şimdi şunları deneyeceğim. Bu gömleği aldım çünkü bu mevsimlerde çok fazla giyiliyor böyle şeyler. Ben normalde hep içine böyle bir şey giyip şu an olduğu gibi. Hani gömleğin önlerini açık kullanıyorum. Ve böyle hem rahat oluyor hem kolları falan... Nasıl diyeyim, kıvırıyorum. Ama şu an hani bunu alırken en azından planım böyle bayağı içeri sokmak ya da işte önünü kapatmaktı. Rengi çok güzel. Ayrıca kumaşı da çok güzel. Böyle şu an kot şort var altımda. Ay bunu açmışım, kapatayım. Rengi bence çok hoş oldu. 36 üzerimdeki. Böyle belki şöyle kolyelerimi falan da çıkarabilirim. Ben rengini çok sevdim. Yani aslında aşağıda kururken böyle dedim ki bir an tam bir baba gömleği. Ama çok hoşuma gitti. Bence güzel. Böyle giyeceğim bunu. Annem gerçekten görünce gözleri yaşaracak. Hep şey der. Ecem gömlek giy azıcık. Azıcık gömlek giy. Nedense bilmiyorum. Gömlek çok seviyor. Hatta şu an şaka değil. Hani dolabımdaki gömleklerin birçoğu çok gömlek yok. Da hep annemdendir böyle. Aa güzelmişsin bana ver. O da al 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 yeter ki gömlek giy diye. Şöyle bir daha bakalım gömleğimize. Ve diğerlerini giyelim. Bu aslında bir gecelik diye geçiyor. Şöyle buraya kadar. M aldım. M almama rağmen böyle S gibi bana böyle bir tık daha dar geldi. Ben biraz daha bol olsun isterdim. Ya da bana mı öyle hissettirdi bilmiyorum. Kolları falan şu şekilde oldu. Öyle göstereyim yani. Rengi çok tatlı. Bakar mısınız tonları? Oradan nasıl görünüyorsa buradan da öyle. Yani gecelik diye geçiyor. Bu arada kedi dedim. Kedi geldi aşağıdaydı uyuyordu. Gecelik dedim ama bunu plajda böyle bikini üstüne giyenler olmuş. Fotoğraflarda gördüm ben de yorumlarda. Ama alırsanız hani bana benzer bir vücut yapınız varsa daha da büyüğünü alabilirsiniz. Çünkü bu kollar falan tam şu an. Hani küçültmüş olamam. 30 derecede yıkadım çünkü. Gelince de denemedim. Niye denemediysem direkt yıkamaya attım. Yelek 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 diye geziyorum sürekli bir süredir. Bu rengini aldım. Şöyle mavisi vardı bende, açık mavisi. Böyle biraz daha canlı bir şey olsun istedim. Hem koyu renklerle hem açıklarla rahatlıkla giyebilirim. Bir de çok ortada bir ton diye. Böyle nar çiçeği kırmızı arası. Bir küçük bedenini aldım sadece. Daha önceki mavi yeleği 36 almıştım. Ve değiştirememiştim çünkü o an bir düğünde giyecektim. O yüzden bunu söylerken şimdi 34 söyledim. Yanlardan falan böyle kapalı oldu. Bu bana daha iyi. Çünkü onun böyle bir tık şeydi. Bol geliyordu. Bir de pantolonu göstereceğim. Şu pantolonu koyu gri diyebiliriz buna herhalde. Böyle hani aslında ojelerime bakınca da mavili ojelerime ve mavinin tonları gibi de duruyor. Koyu gri ile içinde böyle mavilik olan bir gri desem daha doğru olur. Yüksek bel. Yani beli falan tam. 36 beden aldım bu arada. Fakat popomdan biraz zor geçiyor. Geçince gidiyor, kapanıyor. Ama galiba biraz yürüyüşe falan başlamam lazım. Çünkü oturunca falan hiç sıkıntı yok. Sadece giyerken böyle biraz zorluyor. Ben kalıbını sevdim. Bir rengi daha var bunun. Boyu falan bana tam ideal oldu. Muhtemelen paçalarını kesmem. Şu an bu arada biraz nemli. Göstereceğim diye hemen aldım. Şu arkadan da göstereyim. Böyle yani cepleri falan bana kalırsa gayet iyi. Yeşilimsi bir rengi var. Onu da alabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız varsa yani böyle bir şeye. Ben sevdim kalıbını. Özellikle belimden oturmasını ve şu bel olayı çok önemli çünkü benim için. Ay nefesim yetmedi. Pantolon kalıbının iyi olup olmadığını belden anlayabilirsiniz. Böyle hani burada boşluk kalıyor ya bazen. Çok böyle alakasız bir yere gidiyor. O kalıpları pek iyi bulmuyorum ben açıkçası. Şöyle ikisini de göstereyim. Güzel olur. Ama yelek kumaş pantolonlarla daha güzel duruyor. Ya şu an asla bunun mevsimi değil. Hatta burası da gitgide ısınıyor. Fakat aldık, yıkadık. Bir göstereyim. Bu arada oversize. Büyük almayın boşuna yazmışlar yorumlarda. Ben büyük aldım. M beden aldım bunu. İçi şardonlu. Yani şardon nedir diyenler için. Şöyle.
yumuşacık, sıcacık tutacak bir kumaşı var. Yüzde yanılmıyorsam 65 pamuk kutu. İçeriği geri kalanı polyester. Yani birçok sweatshirt'ün bu yapıda olduğu gibi. Bana kalırsa kış bununla geçer. Beyazı var, siyahı var diye hatırlıyorum. Ben bu bebek mavisini aldım. Elleri şuraya böyle çok rahat. Özellikle üniversitede falansanız. Hani kışın genelde sınıflar falan soğuk oluyor. Ben üşüyordum yani. Ya da lisede. Yani bunu direkt alın. Şöyle eller burada. Burası da aynı şekilde şardonlu. Yani kışın bulundayız belli oldu. Kalıbı güzel. Ben hakikaten çok sevdim. Altı böyle salaş. Şuraları dikişleri. Dediğim gibi bu M beden. Fakat S alsam çok daha iyi olurmuş. Şöyle göstereceğim çünkü. Hani kışın giyeceğim derseniz. Hani boy veriyorum. Parmağım şurada kaldı. Fakat hakikaten güzel. Fakat hakikaten güzel. Neyse. Ben bu arada boş boşuna övmem. Hani bir şey oluyor ya bazen. Bazı arkadaşlarım da yapıyor bunu. İnfluencer arkadaşlarım. Şöyle diyor, buna bayıldım. Buna da bayıldım. Buna bayıldım. Ben her şeye bayılmıyorum. Hani alınabilir diyorum. O işte kumaşı şunu hak eder. Parası bunu hak eder falan gibi. Böyle bunu da göstermiş olayım. Tenis de geldi. Hoş geldin. Biz evin içinde böyle ben nereye gidersem onlar da yukarı çıkıyor. Ben yukarı çıkıyorum. Yukarıda uyuyorlar. Ben aşağı iniyorum. Aşağı iniyorlar. Bunun rengi çok tatlı bu arada. Pantolonla da bence fena olmadılar. Beğendiniz mi? Güzel olmuş mu? Beğenmedim bu kız. Bu eşofman altının geçen gün siyahını gösterdim Instagram'da. Bence kumaşı hakikaten çok güzel. Kalın bir kumaşı yok. Çok ince de değil. İç göstermiyor. Böyle iç belli eden bir yapısı yok. Pamuk oranı gayet ideal. Siyahının small'unu almıştım. Bunu M sipariş verdim. Çünkü bir tık daha rahat durur mu acaba? Beli yüksek olur mu dedim. Tahmin ettiğim gibi oldu. Beli bir tık daha yüksek oldu. Şuradan yine oturuyor zaten. Şu ne denir? Bağcıkları var diye çok o şüpheye düşmedim. Hani belimden oturmazsa diyerek. Yeşilinin tonundan çok emin olamadım sadece. Kalıbına kesinlikle laf söylemiyorum. Sadece beyazının içi iç gösteriyormuş. Beyazı klasik. Yeşili bu şekilde. Siyahı banko garanti bir model olun mutlaka alın derim. Özellikle uzun boyluysanız, uzun boylular için bazen böyle problem olabiliyor. Her şey çok kısa kalıyor boy olarak. Bunda öyle bir şey yok. Ben 1.69 boyundayım. Yani ben bunu terziye götürüyorum. Hatta aşağıda ayırmıştım terziye götüreceklerim arasında. Giymek için şimdi getirdim. Kestireceğim. Ama hani atıyorum 1.72-3'ten yüksekseniz, uzunsanız kestirmeniz gerekmez. Çok rahat giyersiniz. Model olarak, kalıp olarak benim geçen sene tepe tepe giydiğim iki tane şofman vardı. Yani birinin kalıbını çok beğenince bir rengi daha vardı. Onu almıştım Plan 1'den hatırlarsanız. Geçen kış sürekli onları giydim. Hatta sürekli onları giydiğim için kilo aldığımı fark etmedim ve sürekli söylüyordum. Bu kurutma makinesi küçültmüş bu eşofmanları diyordum. Bir tık o küçültmüş. Birkaç kilo ben almışım. Neyse sonuç olarak rahatlar. Hakikaten güzel giyiliyorlar. İster evde ister dışarıda. Bu rengi de hani yeşil nasıl göstereyim ya bir dakika. Şöyle göstereyim. Bu burada görünüyor. Gördüğünüz gibi yani şey bir yeşil biraz. Cami yeşil diyebiliriz herhalde. Ya güzel kombinlenirse gider ama siyahı her türlü bonus. Bunu simsiyahını düşünün. Ve bunu onu kesin alın. Bu size kalmış. Bu böyle bir takım. Bunun yorumlarında da üstü için herkes çok dar yazdığı için ben de korkup M sipariş verdim. Hakikaten small'u nasıl olurmuş bilmiyorum. Ama yani bunun çok kalitesini sevmedim açıkçası. Böyle bir bombe yapıyor burada. Hani belki içine sütyenle giysem, kullansam. Hatta hemen bir sütyen takacağım. Taktım geldim ama aynı şekilde bombe devam ediyor. Hani hakikaten çok umutluydum bundan. Çünkü fotoğrafta güzel duruyor. Yani güzel düşünülmüş bir şey. Çünkü hani alt üst direkt giyiyorsunuz çıkıyorsunuz hem de rahat. Fakat bunu üzgünüm öneremiyorum. Hani başka rengi var mı nasıldır bilmiyorum ama fermuar zaten zor açılıp kapanıyor. İlk kapatırken şey dedim hani en azından kaparım dedim. Sadece yukarıdan giyer çıkarırım. Fakat bu bombeli görüntüyle yani bu... giyilmez. Eşofman altı fena değil. Yine aynı şekilde uzun paçaları diğeri kadar olmasa da. Ama biraz daha sanki yüksek belli olsa daha iyi olacakmış. Ben yüksek bel sevdiğim için böyle bende bir garip durdu. Acaba böyle falan mı giymek gerekiyor? Neyse bu takım bana olmadı. En azından benim vücuduma. Şu bombe beni inanılmaz şu an tırmalıyor. Üstümleştirdim geldim. Saçım da böyleyken çekmişim bütün videoyu. Terleyince ne yapacağımı bilmiyorum. Son bir haftadır değil. 3 gündür falan salık kullanabiliyorum zaten. Bütün yaz topladım. Çünkü şuraya indiği an böyle
fenalık basıyor. Bu arada pantolon, şimdi başka bir şort giydim altıma. Şurada göstermeye çalıştım, gösteremedi. Bunu giyerken de yine bir tık zorlandım. Okey, kilo aldım, o ayrı mesele ama galiba regl hocam onun şişliğinden dolayı da böyle herhalde buralarda şişiyor. Hani şişen yerlerim, her yerim şişmiş gibi hissediyorum. Neyse, ondan kaynaklı bir şişlik var üstümde. Yoksa pantolonun şeyi güzel yani, belimeli gayet iyi. Bir de şeyi kullandım. Bu Primolut'u biliyor musunuz? Regl geciktirici. Tatil, işte denize girme planımız vardı. Şu an yattı gibi duruyor. Ondan dolayı yani tam ona denk geliyordu. Bütün kaç aydır. Neyse, denk gelmesin diye ben birkaç gün onu kullandım. Ondan kaynaklı da muhtemelen. O da bir şişlik yaratıyor çünkü. Çok işte düzeni bozan bir şey. Çok önerilmese de yazın mecbur kalabiliyoruz ya da belli şeylerde. Özel dönemlerde. Sonuç olarak ondan dolayı popomdan geçmemiş olabilir. Bunu açıklamaya çalışacağım. Ama aslında biraz daha böyle hayatıma hareket katmak istiyorum. Normalde pilatese gidiyordum. Burada hiç paylaşamadım. Sizi götürecektim. Bir ara kapandı işte şeylerde. Sonra hoca tatile gitti falan. Biz işte 2 aydır yapmadık. Ama oraya başlamadan, ya başlamanın yanında bir de böyle yürüyüşe başlamak istiyorum. Çünkü yürüyüş benim bacaklarıma, dizlerime çok iyi geliyor. Dizimde ağrı var bu ara. Onu çözmeye çalışıyorum böyle. Yürüsem sanki iyi gelecek gibi düşünüyorum. Bir de yürüyüş hakikaten hani hem selülite hem sıkılaşmaya falan birebir. Ben böyle çok güzel düzenli spor yaptığım bir dönem vardı. Beni çok uzun zamandır takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. O dönemde mesela haftanın 4 günü mutlaka yürürdüm ve çok uzun da değil öyle işte. 30 dakika, 40 dakika. 40 dakika falan yürüdükten sonra eve gelirdim. Böyle kendi kendime pilates yapardım. Çok etkilemişti hani hakikaten böyle, nasıl diyeyim size. 2 ayda, 3 ayda böyle çok müthiş bir değişim yaratıyordu. Ondan böyle çıkıp yürüyüşe başlama planım var. Şey diyordum, düşünüyorum birkaç gündür. Ya Instagram'da desem acaba, hani Instagram'da böyle biz, Instagram. Biz hani hep beraber yürüyüşe çıkalım, böyle yürüyüş challenge başlatalım. Herkes birbirini gaza getirsin falan. Maksat hareket etmek. Fakat henüz buna kendim cesaret edemediğim için daha yapmadım. Aklıma şey geliyor böyle. Ben birkaç kere bir çıkayım da ondan sonra herkese şey yapayım. Etkilemeye çalışayım. Önce kendimi etkileyeyim. Konuştum, yoruldum. Kıyafetleri bir toparlamam lazım şimdi. Çünkü yatağın üstüne yığdım. Ah, dizim acıdı yine. Sürekli böyle. Cemil modunda. Buradan kendini garantiye alıyor. Kuş görüyor muhtemelen. Buradan bakıyor böyle. Ne görüyorsun kızım? Hı? Beni de umursamıyor hiç. Bakarsın. Ne gördün? He? Bu kısımda kuşlara mı bakıyorsun? Arada uyuyakalıyor. Bu arada sineklik var. Sineklikler çift kilitli. Zaten odada değilsem kapatıyorum. Evden çıkarken camlar kesinlikle kapalı. Oh! Her şey bitince geceliği tekrar giydim. Instagram'da paylaştım çünkü. Bedeni az var. Almak isteyenler oradan alsın diye. Telefonda aldığım, beğendiğim ürünleri girip tek tek yorum yaptım. Ben böyle hani bedenimi yazıyorum, kilomu yazıyorum. Çünkü bu tip yorumlardan çok faydalanıyorum. Hatta varsa, az önce üşendim, bir tanesini paylaştım galiba, fotoğraflı. Fotoğraflı paylaşımlar benim çok işime yarıyor. Hani nasıl durmuş vücudunda, ne kadar bold, ne kadar ne bileyim uzun. O yüzden eğer bir şey alıyorsanız siz de hani beğendiğinizde ya da beğenmediğinizde. Ben beğenmediğimde çok yorum yapmıyorum. Beğendiğimde daha çok faydalansın insanlar diye yorum yapıyorum. Zaten yorumlarda beni görebilirsiniz. Ben de eğer bir şey benden alındıysa, hani benim önerimle alındıysa ve orada yazıldıysa, mesela şey yazıyor işte, Ecem'in önerisiyle, Ecem Kon'un önerisiyle aldım. Yazınca çok mutlu oluyorum. Hani birinin benim beğendiğim bir şeyi beğenmesi ya da önerimden memnun kalması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yavaştan ağrım başlıyor çünkü reglim başladı. Ben yavaştan kamerayı kapamaya doğru, muhtemelen yarın ağrı içinde oturup, keşke ağrımasam, ağrıyor, edit yapacağım gibi duruyor. Birazdan da yemek ısıtacağım. Havayı kararttık çünkü ben kamerayı bir tık geç açtım. Daha doğrusu böyle ağrı başlarsa birkaç gün daha video çekemem diye hemen dedim, elimde ne malzemeler var, paylaşabileceğim şeyler var. Şimdi videoda şöyle bir öyle bir şey oluyor. Hani boş bir şey çekmeyeyim ama bir şey göstereyim, bir şey paylaşayım. İşte yeni bir şey keşfettim, yeni bir şey aldım. Kedili gecelik. Şimdi kendime bir yemek ısıtacağım ve muhtemelen bir ağrı kesici içeceğim. Çünkü hafiften hissediyorum karın ağrımı. Maalesef benim ilaçsız geçmiyor. Yani bir sürü doğal yöntem denedim. İşte çaylar olsun, bir şey çayı vardı, onu denedim. Yani ne öneri geldiyse denedim. Ama doktora gideceğim en kısa zamanda. Yani daha önce gittim, tekrar gideceğim.
Belki bu sefer farklı bir şey söylerler bilmiyorum. Çünkü en azından 3 haftada bir sürekli bu ağrıyı çekiyor olmak çok normal gelmiyor bana. Şeyi bile denedim yani, düşünmüyorum. Düşünmeyince ağrımayacak gibi. Acaba hani çok mu odaklanıyorum? Ya, tabii tamamen ondan kaynaklı değil. Bir yandan da şu an yemeği çıkarıyorum. Annem görmesin, yemek tencerede saklanmaz der ama koyamadım yani. Açıkçası of, dün uğraşamadım. Yemeğimi ısıtıyorum. Yemeğimi ısıtıp yemeği de göstereyim size. Bu arada saat şu an kaç saat? 7.30'muş. Artık hava kararmaya başladı. Ah, bir şey daha söyleyecektim sanki ama. En son sizinle paylaştım ya. Bu gratislerde satılan bir tane ayak maskesi var. Soyan ayak. Onu yaptım. Normalde bunu kullanmıştım. Misha'nınkini kullanmıştım. Çok memnunum. Soyan ayak maskeleri benim ayaklarımı kurtaran yegane şey oldu. Hatta daha önce burada da söylemiştim. Neyse onu deneyeyim dedim. Denk gelmişti falan böyle. İndirimde almıştım. Normalde her yerde bulunmuyormuş. Ben bu Silivri'de, Kipan içindeki gratiste bayağı vardı. Aa, hani çok değişik bir şey bulmuşum gibi. Hani kimse bulamıyor ya. Neyse onu yaptım. Sistemi daha farklıymış onun. Böyle birkaç gün üst üste çorabı giymek gerekiyormuş. Bunlarda mesela bir kere giyiyorsun. Bir saat, bir buçuk saat falan. Sonra 4 gün sonra soyulmaya başlıyor. Ayağı gerçekten bebek gibi yapıyor. Ayaklarınız çok sert değil. Sadece yapmayın. Hassasiyet oluşturabilir. Ben de işte o diğer maske hassasiyet oluşturuyor. Çünkü soyulmadı. Ben onu bunlar gibi düşünüp arkasını okumama rağmen bir kere yaptım. Çünkü zaten yaparken bile hassasiyet vardı böyle. Ayağıma bir gariplik oldu bunlarda olmayan. Can arıyor. Bir açayım ama açarsam unuturum. Sonuç olarak maskeden hiç memnun kalmadım. Misha ve bu kahverengi olan ikisi de gayet iyiydi. Ama o mavi paket ayaklarım hassas, yeni geçiyor yani 2 haftadır. Açayım. Yapıyorum, o zaman görüşürüz gelince. Akşam ezanında başladı. Can zaten yemiş ama muhtemelen gece acıkırım dedi. Böyle garip bir yemek düzenimiz var bizim. Sabah beraber kahvaltı ediyoruz ama sonra böyle pek denk gelemiyoruz. Neyse şimdi yemek ısıtacağım. Yemek ısıtacağım ve ilaç içeceğim. Ayaklarımla çok çıplak ayaklarla şu an taşa basıyorum. Dilerim keyif almışsınızdır. Böyle kısa olduğunu düşündüğüm, kısa gibi geldi bana, bilmiyorum ne kadar konuştum. Biri yorumlara şey yazmıştı, İlk defa benden fazla konuşan birini gördüm diye. O bende şöyle bir şey var, gerçekten günüme göre konuşuyorum. Normalde mesela hani eğer zorla bir yere götürülüysem ya da böyle hani o gün konuşasım yoksa sadece dinlerim, otururum kenarda. Kamerayı açarken de aslında onun konuşmak istiyorsam, canım bir şey anlatmak istiyorsa açıyorum. Aksi halde mesela muhtemelen videoları izletmeyin, normalde gören ya da tanıyan biri şey de olur. Ay, videoda çok konuşuyor şu an, sus pus diyebilir. Zaten keyfimiz iyi olduğunda açıyoruz kamerayı. Konuşmak istediğimizde açıyoruz gibi şeyler. Şöyle güzel bir dertleşme videosu çekmek istiyorum ama sonra muhtemelen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Size kedilerimle veda ediyorum. Şeftali için unutmayalım. Aşağı yorum yazalım. Durdurup yazanlar oluyor mesela izlerken, o an unutmayayım diye hemen durduruyor. Yazıyor videoya, sonra devam ediyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorumlarda buluşabiliriz. Çünkü yorumlarda ne düşündüğünüzü öğreniyorum. İşte bana öneriler veriyorsunuz. Mesela en son bulaşık deterjanımı değiştirirken Pril Gold bu videolarda önerilmişti. Ve böylece Fairy'den kurtulmuştum gibi faydalı şeyler sağlayabiliyoruz. Birbirimize saçım ağzıma girdi. Öptüm. Kediler. Aaa, kedilerin gerçeğini buldum. Oh. Ben de seni çok seviyorum. Hadi gel mama yiyelim.